Evet, Rafa da geldi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii Aslan. İlk haftanın dersi Süreyya Yıldızı olarak geçen PDF'yi ders kaydı yok. Ben de onu yapamadım. Acaba ondan sonra gelecek mi yoksa çevireyim mi ben? Çalışayım mı? Bunu soracaktım. Süreyya Yıldızı değil ya, ilk haftamızın dersi o muydu? İkinci hafta olarak geçiyor ama yani karışık biraz aslında. Şöyle söyleyelim. İlk haftanın dersini ikinci hafta var. Birinci haftanın ders metnini okuyamadık. Niye okuyamadık? Çünkü arkadaşlarımız gelmedi. Gelmediği için okuyamadık. Yani o metni ne yapabiliriz arkadaşlar? Evet. Yani şey metni, şu metin. Bir mum yak metniydi. Kısa da bir metindi ama yani ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Buna sonra karar veririm ya. Ekran görüntüsünü alalım. Tamam. Olmadı. O şeyden de sorumlu, o metinden de sorumlu tutmayabiliriz yani. Tamam Aslan. Tamam hocam. Şimdi ekran görüntümüzü konuşalım. Neredeydi ekran görüntümüz? Şu idi. Evet, Faysal da geldi. Hoş geldi. Görüntü açmamamın bir sakıncası var mı sizin için arkadaşlar? Hayır hocam. Ha, Yok gelin. hocam. Ha, o zaman görüntüsüz bugün devam edelim. El cerrahu şehiru ve duaul acuzi arkadaşlar. El dersu sani aşara. 12. ders. Nedir? Meşhur cerrah, cerrahu cerrah, eşşehiru meşhur. Meşhur cerrah ve duaul acuzi ve yaşlı kadının duası. El acuz yaşlı kadın demek arkadaşlar, malumunuzdur. Bakalım meşhur cerrah ile yaşlı kadın arasında nasıl bir ne diyelim? İlişki söz konusu, nasıl bir olay yaşanmış? Hep birlikte göreceğiz. Fi leyletin asifetin min leyali şitai. Fi leyletin asifetin. Rüzgarlı bir gecede min leyali şitai. Kış gecelerinden rüzgarlı bir gecede. Harace çıktı. El cerrahul alemiyyu ala acelin ilel metare. Uluslararası tanınan bir cerrah ya da yine meşhur bir cerrah da diyebiliriz arkadaşlar. Bu da dünya çapında bilinen, tanınan bir cerrah nereye çıktı? Ala acelin, acele ile ilel metare havaalanına doğru yola çıktı diyoruz arkadaşlar. Fıhı ve o ala mev'idin ma'al-mu'temer devliyi lil etibba'il meşhurine. Burayı şöyle anlıyoruz. Ala fehu ala mev'idin, onun bir toplantısı vardı şeklinde ya da onun bir randevusu vardı şeklinde anlıyoruz arkadaşlar. Kimle? Onun bir randevusu vardı. Ma'al-mu'temer devliyi lil etibba'il meşhur. Meşhur doktorlar ile uluslararası ya da meşhur doktorların da bulunduğu uluslararası bir onun toplantısı vardı. Zira diyebilir şuraya faya. Kimmiş bu doktorlar da? Ashabil incazatil kebirati fi alemi tıbbi. Tıp dünyasında büyük başarılar elde etmiş kimseler. Tıp dünyasında
büyük başarılar elde etmiş meşhur doktorlarla uluslararası bir toplantısı vardı. Uluslararası bir toplantıda randevusu vardı gibi böyle spontane bir çeviri tercih edebiliriz arkadaşlar. Eklemek isteyen varsa içinizden sizin de katkılarınızı alabiliriz. Evet. Arkadaşlar var mı ilave etmek istediğiniz bir şey? Hayır hocam. O halde devam edelim. Ekla'atit ta'iratü, uçak havalandı. Velakin eshabeha atelun ba'da sa'atin minet tayarani bi sebebil asifeti. Velakin ancak eshabeha atelun, ona arıza isabet etti. Ya da ben bunu o arızalandı şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Ne zaman? Ba'da saatin, bir saat sonra, minat tayaran, uçuştan bir saat sonra arızalandı. Niçin? Bir sebebi asifeti, rüzgar nedeniyle. Fa'alenel kaidu, pilot bildirdi. Neyi? Ennehu seyehbitu fi akrabi metarin. Neyi bildirdi? En yakın havalimanına iniş yapacağını bildirdi. Ve hebetit dairatü, uçak iniş yaptı. Ve nezele cemi'u rukkabi, tüm yolcular ne yaptı? İndi. Ve haracel cerrahu gadiben, cerrah da kızgın bir şekilde çıktı. Yani kızgın bir şekilde uçaktan çıktı. Ve teveccehe alel fevri, hemen yöneldi. Nereye yöneldi? İlâ muvaddafil metâri kâilen. Havalimanı görevlisine yöneldi. Kâilen şöyle diyerek. Ene tabibun âlemiyyun. Ben meşhur bir doktorum. Ve küllü dakikatin indi tusavi hayaten. Benim her bir dakikam bir hayata eşittir. İsterseniz şunu şöyle de ifade edebiliriz, şu kısmı. Yani benim nazarımda her bir dakika bir hayata eşittir de diyebiliriz, ama sanki benim her bir dakikam bir hayata eşittir demek de daha şık olur gibi arkadaşlar. Ve keyfe ebka 16 saaten muntaziran ta'iraten uhra, fe keyfe ebka, ben nasıl kalırım? Sitte aşarete saaten, 6 saat, pardon, 16 saat nasıl kalırım? Muntaziran, bekleyerek, ta'iraten uhra, başka bir uçak bekleyerek ya da başka bir uçağı beklemek üzere 16 saat ben nasıl kalırım? Ve hâzâ emrun hâricun an iradetina seyyidi. Ha, ve gâlel muattafu, muattaf da şöyle dedi. Hâzâ, bu emrun hâricun an iradetina seyyidi. Efendim, bu bizim irademiz dışında ortaya çıkan bir durumdur. Ve izâ kunte, şuradan bir bakalım arkadaşlar, böyle şey. Hoca merkez sizi bekliyor demiş. Kim o mesaj yazan? Ha, hocam sesiniz kesiliyor demiş. Baş sağ ol. Allah Allah, dur bakalım. Hoparlörü bir açayım. Sesim şu an yükseldi mi arkadaşlar? Evet hocam. Sesim kesiliyor mu acaba? Yok hocam. Hayır hocam. Bende de bir sıkıntı yok hocam. Faysal, belki senin cep telefonu ya da bilgisayarınla ilgili bir durum olabilir diye düşünüyorum. O halde devam edelim değerli arkadaşlar.
İza künte la tastadî'ul intizâra. Ve izâ sen eğer beklemeyeceksen ya da bekleyemezsen ve izâ künte la tastadî'ul intizâra sen bekleyemezsen fe yumkinuke isticâru seyyâratin sen bir araba kiralayabilirsin ya da bir araba kiralamak sana mümkündür diyebiliriz. Hasaten özellikle de enne rihleteke tab'udu an huna 7 saatin 7 saatin bir seyyara senin yolculuğun buradan arabayla 6 saat kadar uzaklıktadır. Ya da 6 saat 7 saat hocam. pardon ha yukarıda sitteye gitti ya zihin. 7 saat uzaklıktadır ya da 7 saat sürer diyebiliriz arkadaşlar buraya. Diyebiliriz. Evet. Radiyat tabibu muzdirran doktor razı oldu. Muzdirran zoraki, zorla, mecburiyetten razı oldu ya da kabul etti diyebiliriz arkadaşlar. Ve ahada seyyaraten bir araba kiraladı diyorum ben buraya arkadaşlar. Bir araba aldı diyemem artık. Kiraladı ve sara fi tariqihi yoluna devam etti. Sümme sonra bede'el mataru yağmur başladı. Pardon, sümme bede el mataru yahtilu bi gazaretin. Sonra yağmur böyle çok yağmaya başladı. Biz Türkçe'de buna sağanak diyoruz arkadaşlar. Yağmur böyle şiddetli bir şekilde yağmaya başladı diyebiliriz bu cümlemize. Ve asbaha mine sa'bi ru'yetu tariq ceyiden ve asbaha zor oldu. Ne zor oldu? Ve asbaha mine sa'bi zor oldu. Ru'yetu tariq yolu görmek ceyiden. Hani iyice zorlaştı. Yolu görmek iyice zorlaştı. Ve ba'da sa'ateyni 2 saat sonra hasse bit ta'abi yorgunluk hissetti. Ve eyqane kesin bir şekilde anladı, iyice anladı ya da fark etti. Neyi? Ennehu kad dalle tarikahu yolunu kaybetmiş olduğunu iyice anladı. Sanki benim şuradan biraz daha yapalım. Arabayı kiralıyor ve kendisi gidiyor. Yani şey değil, bir taksi çağırıp gitmiyor. Şuradan anladığım kadarıyla devamından da hareketle. Fanadara havlehu etrafına baktı. Felem yara illa beyten sagiran. Küçük bir ev haricinde bir şey de göremedi. Evet, Muhammed'i kabul edelim. Küçük bir ev haricinde de bir şey göremedi ya da sadece etrafında küçük bir ev gördü. Fetevakkafe indehu evin yanında durdu ve tarakal babe kapıyı çaldı ya da kapıyı tıkladı. Fesemi'a savte imraetin tekul. Şöyle diyen bir kadının sesini işitti. Ne diyormuş bu kadın? Tefaddal. Buyur bir duhul, buyur gir ya da girmeye buyur. Girmek için buyurun giriniz diyoruz biz Türkçe'de arkadaşlar. Fel babu meftuhun kapı açıktır. Zira kapı açıktır. Dahalet tabibu doktor girdi. Fevecede acuzen muk'adeten fevecede gördü. Acuzen bir kadın gördü. Ya da buldu diyebilir miyiz arkadaşlar buraya? Buna karşısında ya bir kadın buldu, yaşlı bir kadın buldu diyebiliriz. Evet Mukaddes. hocam, oldu. Evet, buldu ama vecedenin anladı, fark etti, hissetti gibi anlamları da var malumunuz arkadaşlar. Dolayısıyla gördü diyebiliriz, anladı, buldu. Mukaddeten. Hadi bakalım mukaddetene ne diyebiliriz? Ayakta değil, şey yürüyemiyor. Şeyde.
Bu Sefilerin mukadeci. Lisan'da oturan kadın diyebilir miyiz? Tam olarak şey terimi bilmiyorum da. Evet, buna şey diyoruz. Sözlük şey diyor arkadaşlar. Böyle yatağa bağımlı. Yatalak. Ya senin dediğinle de aynı yani. Zarız yatağa bağlı. Yani o şey diyelim. Kade oturmak demek mukadeten de oturtulmuş yani. Bir oturmaya bağımlı. Oturabiliyor. Biz buna yatağa bağımlı falan da diyoruz arkadaşlar. Hareket edemiyor. Belki de oturur bir şekilde bir kadın buldu da diyebiliriz. Fesellem aleyha, ona selam verdi. Ve talebe minha, ondan talep etti, istedi. Neyi istedi? En yastamile hatifen, telefonu kullanmayı ondan istedi. Ve dahikat el acuzu, kadın o güldü. Bunun üzerine kadın güldü. Ve kalet şöyle dedi. Ey hatifin ya veledi, evladım hangi telefon? Ela tera eyne ente, sen nerede olduğunu görmüyor musun? Ya da sen nerede olduğunu fark etmiyor musun? Huna la kehribae ve la hatife. Burada ne elektrik ne de telefon var. Ne elektrik ne de telefon var. Velakin ancak tefaddal buyur. Vesterih, dinlen, istirahat et. Ve hud li nefsike fincane şa'in sahinin, kendine bir fincan sıcak çay ne yap al. Ya da bir fincan sıcak çay al, iç diyebiliriz arkadaşlar. Ve hunake ta'amun, bak burada da yemek var. Burada yemek var. Ela bu denneke ca'i'un, aç olmalısın. Feşekeraha tabibu, doktor kadına teşekkür etti. Ve tenavele şaye, çay içti. Ve ba'da ta'am, biraz da yemek yedi. Tümme sonra celese, ne diyelim, oturdu, yiyerek oturdu. Evet, sonra da yiyerek oturdu. Bu belki çay aldı, biraz da yemek aldı, sonra yiyerek Yemeye başladı hocam o yol. yemeye başladı diyebiliriz. Evet, oturdu, yiyerek oturdu, yemek üzere oturdu diyebiliriz arkadaşlar şuraya. Biraz da kelimelerin kendi temel anlamlarından hareketle metni anlamaya çalışıyorum. Öğretici olsun diye. Gerçi siz biliyorsunuz bunu. Biz bu dersi Aslıhan'a yapıyoruz. Allah razı olsun hocam. Aslıhan, bu ders senin. Arkadaşların ana dil Arapça zaten. Aynen, gariban ben hocam. Bir sen gariban Aslıhan. Olsun. Sen de birkaç bir şey öğreniyorsundur inşallah. Evet. Dedik. La hada tabibu, doktor dikkat etti. Ya da doktor fark etti. Neyi? Ennel acuze, yaşlı kadın, lem tetevakkaf anis salati ve duai. Evet, Arap arkadaşlarım, hadi bakalım bunu bir çevirin de anlayalım. Şey, yaşlı kadın dua ve namazdan yani Bırakmıyor ya da. bırakmadı aynen. Ya da Dua. durmadı. Evet, yaşlı kadın namaz ve duadan geri kalmadı, geri durmadı, bırakmadı. Yani yaşlı kadının namaz ve duaya belki ara vermediğini fark etti diyebiliriz. Yani şöyle de anlayabiliriz. Namaz ve dua ettiğini, sürekli hatta buradan namaz kılıp dua ettiğini fark etti yaşlı kadının. Böyle biraz daha tersinden okuyarak. Ve beyni külli salatin ve salatin, şurayı da şöyle anlıyoruz. Her bir namaz arasında, her bir namaz arasında, bu muhtemelen kadın namaz kılıyor, selam veriyor. İki rekatlık namazlar da kılıyor olabilir. Hatta şey de diyebilir şuraya, birinciye salata namaz deriz, ikinciye de dua diyebiliriz. Çünkü salat kelimesi
Hem namaz hem dua anlamına gelir arkadaşlar. Her bir dua ile namaz arasında ya da her bir namaz arası da diyebiliriz. Fark etmez. Tehüzzü ne yaptı? Sallıyordu. Neyi? Seyri-i tıflin çocuğun yatağını bir canibiha yanındaki çocuğun yatağını ne yapıyordu? Her bir namaz aslında sallıyordu. Adam bunu da fark etmiş. Fihi vardı içerisinde sagirun naimun küçük böyle uyuyan bir çocuk bila harakin hareketsiz bir şekilde. İçinde hareketsiz bir şekilde uyuyan küçük bir çocuk olan yanındaki çocuk yatağını da kadının salladığını ne yaptı? Her bir namaz arasında fark etti. Fakale leha kadına şöyle dedi. Vallahi Allah'a yemin olsun. Lekat celeni keramüke ve nüblü ahlakike. Senin cömertliğin beni utandırdı. Başka ve nüblü ahlakike. Senin yüce ahlakın ve cömertliğin beni utandırdı. Ve asallahu en yestecibe duaike. Umulur ki Allah senin duanı ne yapar? Kabul eder. Ya da buraya şöyle şunu da diyebiliriz değerli arkadaşlar. İnşallah Allah duanı kabul eder şeklinde de diyebiliriz bu cümlemizi. Aletil acuzu kadın şöyle dedi yaşlı kadın. Ya veledi ey evladım ente sen İbnü Sebil'in evsallahu bike Allah'ın kendisine vasiyette bulunduğu yolcusun. İbn-i Sebil yolcu demek arkadaşlar. Allah'ın kendisine tavsiyede bulunduğu bir yolcusun. Ama duayı benim duama gelince fakat ecabehu Allahu Teala küllehu illa daveten şimdi şuraya biraz daha değineceğim. Şurayı bir anlayalım. Benim duama gelince fakat ecabehullahu Allah bütün dualarımı kabul etti. İlla ancak daveten vahideten biri haricinde, bir dua haricinde Allah tüm dualarımı kabul etti. Şimdi burada Allah'ın vasiyette bulunduğu sen yolcusun diyor ya burada değerli arkadaşlar. Burada bizim İslam geleneğimizde, inancımızda Allah'ın yolcuların duasını kabul edeceği inancı hakimdir biliyorsunuz. Yani şu an aklıma gelmedi de ayette de olabilir. Allah yolcunun duasını kabul eder şeklinde hadis de olabilir. Tam aklıma gelmedi. Öyle bir köşemiz var. Dinimizde öyle bir ne diyelim uygulama var diyelim arkadaşlar. Kadın benim anladığım kadarıyla o nedenle böyle bir cümle sarf etmiştir. Ya da bu metni kurgulayan o şekilde kurgulanmıştır diyorum. Evet. Fakalet tabibi bunun üzerine doktor şöyle dedi. Ma tilket davetü bu dua nedir? Galet şöyle dedi. Hâzâ hafîdî. Bu benim torunumdur. O yetimul ebeveyni. Yetimdir. Yani anne babası yoktur. Anne babadan yetimdir. Belki bunu anne babadan yoksundur diyebiliriz arkadaşlar. Fakat esâbehu meradun udâlun. Udâl. Evet sağlıkçılar bu udâla ne diyelim? Udal, maradun, udalun arkadaşlar. Bulaşıcı dedi. Başka ne diyebiliriz?
Kronik, müzmin diyebilir miyiz arkadaşlar? Bulaşıcı diye bilmiyorum ben Muhammed. Sözlük buna kronik diyor, müzmin diyor. Kolay kolay iyileşmeyen bir hastalık diyor bunun için. İllet diye geçiyor mu acaba hocam? İllet. Yok, bu udar bir sıfat, genelde şeyle konu kullanıyor. Böyle hastalık kelimesinin sıfatı olarak. Şimdi sağlık okuduğunuz için şey yazıyordu. Sözlükte kronik hastalık yazıyordu udar için. Hatta şöyle belki bir şuradan şöyle bir bakalım. Udal iyileşmeyen demek. İyileşemeyen demek arkadaşlar. Öyle demiş. Bizim Türkçe ne demiş? Tedavi edilemez demiş. Şurada bir İngilizce sözlüğümüz var. O da güzel anlamlar veriyor. Bakalım udale ne demiş? Kronik demiş bakın arkadaşlar. Incurable değil mi? Incurable. İyileşmeyen demek. İyileşmesi zor demek. Şuradan da bir Türkçe sözlüğe bakabiliriz. Çaresiz arkadaşlar. İyi olmayan, devası bulunmayan. Yani bir kronik diye ben ifade ettim ama bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. Yani kronik, iyileşmeyen şeyler ama evet. Yani iyileşmeyenlere de kronik deniyor. Amansız, çaresiz, şifasız, tedavisi olmayan. O zaman tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı. Ve acize küllül etibba yani ilacihi an ilacihi tüm doktorlar ne diyelim onu tedavi edemedi. Ya da hiçbir doktor onu tedavi edemedi. Ya da onu etmekten aciz kaldı, tedavi etmekten aciz kaldı, tedavi edemedi diyebiliriz. Vakalu o doktorlar dediler ki, inne hunake vardır, cerrahan kebiran, büyük bir cerrah vardır, estati'u ilacehu, onu tedavi edebilecek büyük bir cerrahın olduğunu o doktorlar söyledi. Ve ismuhu, onun ismi ise et-tabibu ihsan, doktor ihsandır, onun ismi de doktor ihsandır. Lakinnehu ancak o ya'işu ba'iden anna, bize biraz uzakta, bize uzakta yaşamaktadır. Ya da bizden uzakta bir yerde yaşamaktadır. Ve la astadiu en ahuze hâzet tıfle ileyhi, ben de çocuğu ona götüremiyorum. En ahuze hâzet tıfle ileyhi, ben de onu çocuğu ona götüremiyorum. Ve ahşa korkuyorum. En yeşka hazel miskinu. Bu miskinin durumunun daha da kötüleşmesinden korkuyorum. Miskin dedi de yine kendi çocuk arkadaşlar. Fedaavutullâhe. Ben de Allah'a dua ettim. En yusehhile emri. Durumumu kolaylaştırması için Allah'a dua ettim. Dedi kadında. Bekat tabibu ve kâle. Doktor ağladı ve kale şöyle dedi. Vallahi inne duaeke, senin duan kat darabel avasife, rüzgarlara çarptı ya da rüzgarları harekete geçirdi diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet hocam. Hangisini diyelim? Çarptı mı, harekete mi geçirdi diyelim? Çarptı daha iyi geliyor sanki. Evet, rüzgarlara çarptı. Ve addelet dairati, uçakları bozdu. Ve emteras semae, gökten yağmurlar yağdırdı. Key yesuqani ila hafidike hatta seririhi. Niçin key yesuqani, beni sevk etmesi için ila hafidike
senin torununa, hatta serîrihi ta ki yanına. Senin torununun yatağına kadar beni getirmesi için senin duan rüzgarlara çarptı, uçakları bozdu, gökten yağmurlar yağdırdı. Feene, ben tabip İhsan ya ummi, ey anneciğim, ben doktor İhsan. Vallahi Allah'a yemin olsun ki ma eyqantu ennallâhe yesûgal esbâbe li'ibâdihil mu'minîne bid-duâi illâ fî beytike hâzâ. Fesubhâneke Rabbi ma a'azzameke. Evet arkadaşlar, şurayı anlamaya çalışarım. Allah'a yemin olsun ki ma eyqantu ennallâhe, ben bilmiyordum. İyice bilmiyordum. Neyi bilmiyordum? Ennallâhe, Allah yesûkul esbâba, sebepleri harekete geçirir. Niçin? Li'ibâdihil mu'minîne. Mümin kulları için dua ile sebepleri harekete Allah'ın geçirdiğini bilmiyordum. İlla ancak fi beytike hâzâ, ancak bu senin evinde bunu bildim. Sadece senin evinde bunu anladım iyice. Subhaneke Rabbi, Rabbim sen noksan sıfatlardan tenzihsin. Ma a'dameke, sen ne kadar da büyüksün Rabbim şeklinde ifade edelim son bölümde arkadaşlar. Nasıl bir metin? Hocam bu ibret alınsın diye anlatılan bir kıssa. Ben bunu biliyorum. Ben de daha önce duymuştum bunu da. Ama güzel bir metin ya, sonuç itibariyle iyi düşünülmüş. Aynen güzel hocam. Tabii, yani eğer bir şey değilse bir yazarın muhtemelen bir kitabından alınmıştır diye ben de düşünüyorum. Evet. Geçelim sorularımıza. Burada kelimelerimiz var. Gerçi siz biliyorsunuz arkadaşlar, asfetün rüzgar demek, istihcar, araç kiralamaydı, kiralamak demek. Eygane, kesin olarak bilmek. Bizde yakinen bilmek denir. Mukade, yatalak, kötürüm demekmiş arkadaşlar. Biz de yatağa bağlı falan demiştik. Nüblün, yücelik, büyüklük demek. Marat, udal, bulaşıcı hastalık mı demiş. Bence marat, udal, bulaşıcı hastalık değil arkadaşlar. Burada yanlışlık var. Bu metni hazırlayanlar biraz buna dermansız, devasız bir hastalık. Bulaşıcı değil bu. Burada bir yanlışlık oluşmuş. Sakıya yeska, kötüleşti, kötü oldu. Addale, bozdu, işlemez hale getirdi. Evet, hızlı bir şekilde geçebiliriz. Şuradan birkaç tane soruya. Vasalet dairatü, dairatü cerrahi şehir ila mekanil mu'temiri, ba'da saatin. Bir saat sonra kongre yerine, mekanına meşhur cerrahın uçağa ulaştı diyor arkadaşlar. Hayır. Bilmiyorum. Yanlış hocam. Tabii yani, değil mi? Ulaşmadı, öyle bir şey yoktu yani. Onu görmüştük. Küllü dakikatin min vaktil cerrahinel alemiyyin seminetün cidden, meşhur cerrahların vaktinden bir dakika, yani her bir dakikası, vaktin her bir dakikası gerçekten çok değerlidir diye. Evet, çok değerlidir. Doğru hocam. Evet, doğru, bunu da anlayabiliriz. Rafada tabi bu en yeste icra seyyaraten ve yethebe biha ila mekanil muhtemer. Doktor ne yaptı? Araba kiralamayı reddetti, kabul etmedi. Ve yethebe biha, ama bu da enteresan, reddetti diyor. Sonra da diyor ki arabayla toplantı mekanına gitti. Buradaki ha arabaya gider değil mi? Rafa'da reddetti demek değil mi? Kabile olsaydı olurdu, daha güzel olurdu. Yok hocam, zaten şey doğru.
يعني Arapça olarak doğru. Rafada tabibu Evet an hocam. yestecir fiyara ve yethab biha ile mekan mu'temer. Şimdi... Yani kongreye gitmek için bir araba kiralamaya reddetti diye geçiyor. Aynen hocam. Yani cümlede yanlış bir şey yok. Arapça olarak. Yok yok. Yukarıdaki metinle ilişkisi bakımından konuştuğumuzda araba kiraladı ama ha evet ya araba kiralamadı. Arabayı yok yeste kiraladı. Şurada bir şey vardı. Dur şuraya bir daha bakalım. En amirin dahi falan filan sahiten Emrun şurada icakın efendim Geçiyor hocam. diyor ki sen diyor araba kiralayabilirsin senin yol hacın araban diyor buradan şu kadar saat sürer araba aldı diyor biz bunu satın aldı olarak anlayabilir miyiz ben anlayamıyorum. Yok hocam burada kraladı geçiyor çünkü daha önce yumkinuke isticar kralayabilirsin demişti. Bura ona yani atıf olarak geçiyor. Bu yüzden ahada istiacara demek burada. Tamam burada ehaze ama şimdi aşağıdaki metinde rafada. Rafada ne demek? Kabul etmedi, reddetti demek değil mi? Zaten yanlış burada. Ha burada yanlış yani. Evet, burada yanlış. Evet. O zaman şöyle yapalım da. Evet bir arkadaşımız daha geldi herhalde. Onu da görelim. Kabul edelim. Şuradan da şeyi açalım ben. İşaretlemeyi açayım da arkadaşlar. Ne olsun ondan da. Evet. Şurası yanlış yani. Eksi vereceğiz şuraya. Şuraya eksi vereceğiz. Üçüncü, evet. Diğerleri. Birinci ve üçüncü yanlış. Bu doğruydu sanki. Yok bu da yanlış. Aynen. Bu da yanlıştı. Bunu da kabul etmiyoruz. Şu doğruydu sadece. Evet. Tastagriku rihletu tabib minel metar ila mekanil mu'temer 7 saatin doktorun yolculuğu havalimanından toplantı mekanına konferans yerine 6 saat sürüyor. 7 saat hocam. 7 saatti değil mi? Bu da evet bu da gitti. Ekrametil acuz Yok tabibe hocam burada doğru. hocam 7 saat doğru. diyor. Siz 6 saat dediniz ben 7 saat dedim. Ha, bu doğru o zaman. Evet hocam. Evet. Ekrametul acuzu tabibe li'annehu cerrahun alemiyyun eta li'yualice hafidaha. Yanlış mı? Doğru. Yanlış hocam. Evet, yanlış. Yaşlı kadın doktora ikram etti, ikramda bulundu. Çünkü o torununu tedavi etmek üzere gelmiş ne diyelim meşhur bir cerrah idi. Öyle bir şey yok. Sağallahu'l-cerrahel alemiye ila beytil'acuz bi Daha bereketi doğru. duaihi. Doğru hocam. Evet. Şey diyelim, şuradan bir kişi daha girmek istiyor herhalde. İbrahim söz. İbrahim, bizde söz alma olayı yok. Konuşabilirsin. Bizde konuşmak şey, söz almadan konuşuyoruz. İsteyen mikrofonunu açıp konuşabiliyor. Sağallahu'l cerrahel alemiyye ila beytil acuzi bi bereketi duaiha. Evet. Şey Doğru hocam. evet, doğru yani. Yaşlı kadının duası bereketiyle duasının bereketinden ötürü diyebiliriz arkadaşlar. Yaşlı kadının evine uluslararası bir cerrahı ne yaptı Allah? Gönderdi diyebiliriz arkadaşlar sağa. Sevk etti, gönderdi, yolladı. Evet, aşağıdaki cümleler var. Bunları da uygun olanlarla birleştirebiliriz hızlı bir şekilde. Safaral cerrahul Yuşar alemiyyu. Şurası değil mi? Evet. Çok güzel. Bunu çözdük. Taaddalet tuttairatu ba'da Bir iqla'iha. sebep asifetin şedide. Çok güzel. Şiddetli rüzgar nedeniyle uçak ne yaptı? Kalktıktan sonra bozuldu, arızalandı. İndema işte del mataru Bilemeyiz. yağmur.
Evet, doktor ne yapamadı, yolu göremedi diyelim. Lem tetevakkafil acuz anissalatu dua. Çok güzel, namaz kılmaktan ve dua etmekten geri durmadı diyebiliriz arkadaşlar. Şuranın olsun. Evet. Ta'işul acuzu fi mekanin la kehraba ve la hayvan. Çok güzel. La kehraba evet. Fihi ve la hat. Aceze küllü letibba an ilacı tıflil meriye. Evet, çok güzel. Ya sizinle var ya, böyle alıştırma yapmak çok güzel, biliyor musunuz? Evet hocam. Biliyorsunuz, patır patır. Bizim Türkiye öğrencilerde hep ben yapıyorum. Ya da daha çok ben yapıyorum. Aslıhan, nasılsın Aslıhan? Hocam ağzım açık dinliyorum hocam. Çok güzel. Biz de tamam, o zaman devam edelim. Aşağıdaki doğu aşağıdaki gelen şeyler için, gelen işte sorular için doğru cevapları tespit edin. Belki seçiniz diyebiliriz. İnde marakibe tabi bu daire tekanel cevvü Asifen. Asifen. Asifen değil mi? Evet. Evet, güzel. Haracel cerrahul meşhur minel minet taira. Evet, kızgın bir şekilde çıktı. Tevakkafe tabibu inde beytil acuz. Evet, çünkü yolunu kaybetmişti. Dakhala tabibul beyte fe vecede. Acuzen mukaden. Acuzen mukaden. Arap şeyde diyelim, sizin oralarda arkadaşlar acuz kelimesi böyle yaygın bir şekilde kullanılıyor mu? Evet hocam, biz de kullanıyor. Kullanıyor, evet, tamamdır. Kânetil acuzu tehüzzü seyri rattıflı li ennehu la yeteharrak. La yeteharrak, değil mi? Ekrametil acuz et tabibe li ennehu sabil li ibniyen li ennehu ibni sabil, değil mi? Çok güzel. Sorulara cevap verin. Bu sizin olsun arkadaşlar. Şuradan ne yapalım? Şuradan müradif seçelim. Şuradan da zıt seçelim. Aslan, müradif deyince eş anlam anlıyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Zıt deyince zaten Türkçe'de zıt. Arapçadan geçmiş zıt demek. El incazatü. İncazat, Aslıhan için buraların anlamlarını söyleyeceğiz arkadaşlar. El incazat. Necahat. Necahat. İncazat ne demek? Başarılar ya da... Evet, başarı demek, kazanım demek incaz. Yapmayı yerine gerçekliği getirme, elde etmek falan gibi anlamlara gelir. Evet, el mu'temeru. El nedvetu. El nedvetu değil mi? Çok güzel. El mu'temer en nedvede kongre. Belki büyük böyle toplantı, sempozyum. Mu'temer konferans. Konferans. Nedve şey geçiyor. Söylediğiniz gibi. Büyük bir toplantı ya da bir mecliste bir araya gelip insanların konuşması bir meseleyi falan gibi düşünebiliriz. Diyelim, devam edelim. Teveccehe. Zehebe. Yok, teveccühe teharrake olabilir mi? Hocam ben baktım da zehebe. Tabii tabii, zehebe olur. Yani teveccühe yöneldi, zehebe de gitti demek. Evet hocam. Hatta ikisi de aynı harfi ceri alır. İlah harfi ceriyle çok kullanılır bunlar. Zaten burada tuharriku, teharrake değil. Ona bakalım arkadaşlar. Tuharriku da şey demek. Evet. Hatta şey diyelim, teveccühe mazi, zehebe de mazi, tuharriku güzel yakaladın onu, muzaridir arkadaşlar. Anlamda çok da yakında değil yani. Devam edelim. Yahtilu. Yaskutu. Yaskutu. Pardon, yaskutu.
Bu yahdilu havalanıyor. Yeskutu da iniyor, alçalıyor, düşüyor gibi bir şeyler. Yok yok, pardon pardon. O şey yaptık ya, o ikla'dan biraz karıştırdım. Burada müradif Karıştırdım. bakıyorum. Evet, ikisi de aynı anlama. Hı-hı. Yahdilu Evet. yağmurun böyle çokça yağdırmasına falan çok kullanılıyordu zaten. Yeskut da düşüyor, iniyor gibi anlamlara geliyor. Yestamilu Yestehtim. yestahdimu. Nerede? Yestahdim şurada değil mi? Evet. Evet. Güzel. Yestahdimu da yestamilu da kullanıyor demek arkadaşlar. Hatta evet. Yestahdimu şunu çalıştırır falan anlamı da var. Udale ne diyelim? Udal şiddet. Şedid. Evet, burada da şeydi, şiddetli diyelim. Burası karşılar bunu. Tehüzzü Tuharrik. muharrik değil mi? O da güzel karşıladı. Ahşa. Akaf. Akaf. Evet. Akaf. Ahav da Evet. burada bizi karşıladı diyelim. O halde devam edelim. Burada da zıt bulacağız. Anlamlarını da söyleyeyim. Dalle saptı demek. Yoldan çıktı falan gibi anlamlara gelir. İşte de hocam. İhteda bir yola hidayete girdi. Aslında ihtidanın diğer taraftan yöneldi falan anlamı da var. Hidayet buldu, doğruluk buldu. Bir yola girdi falan, bir şeye yöneldi anlamı var. Diyelim. Tabii. Devam. Sehlün Sağ ol. sağ. Çok güzel. Sehlün kolay, sağbun zor. Yes, Yeşka Yes, Yes'at. Yeşka durumu kötüleşiyor. Yes'adu. Yani bu mutlu oluyor. Belki düzeliyor bu şekilde bir anlam yakınlığı kurabiliriz arkadaşlar. Onu da buraya alalım. yok. Yehbitu. Yakla. Evet. Nerede o? En Ha, son. evet şu. Evet şurada biz neyle karıştırdık? Yehdiluyla karıştırdık. Arkadaşlar. Niye? Çünkü bakıyorum iki tane kök harfleri güzel H ve T aynı. Bir tane harf farklı. O da ba ile lam farklı ama lam aynı zamanda yerleri de farklı. Er-ra-ha. Et-ta'bu Evet. ne diyelim? Er-rahatu değil mi? Rahat dinlenme, ta'b da yorgunluk. Gazap. Radiye Gadiba. Ne dedik buraya? Gadiba. Ah Kadibe çok güzel. Kızdı. Bu da mutlu mesut Aslaha. razı oldu diyebiliriz. Attale aslaha. Attale bozdu. Aslaha Estağfurullah. onlar tamir etti. Aceze ta. Çok güzel. Onu da yaptık. Aceze yapamadı. Aciz. Güç yetiremedi. Bu güç yetirdi. Yapabildi diyebiliriz. Evet, burada kelimelerimizin renkli mülevven kelimelerin arkadaşlar neyini istiyor bizden? Doğru neyini? Cemilerini istiyor. Ha, cemilerini bizden istiyor. El-kaidu kelimesinin El-Kadir. cemisi ne olabilir? El-Kadir. Bir daha El-Kadir. söyleyeyim. El-Kadir. Cemile. El-kaidu değil mi? Evet. Çok güzel. Kayıt burada ne geçmişti? Kaptan hocam. Komutan. Kaptan, ha pilot, kaptan. Evet. El-metaru. El-Amtar. Amtar. Metar, yağmur, yağmurlar. El-babu. El-babu. Abu Evvab. Hatif. Havatif. Havatıf. Çok güzel. Sibil. Sübül. Sübül çok güzel. Hafid. Ahfad. Ahfad değil mi? Evet, güzel. Şurada birkaç. Burada da müradif yani eş anlamı arıyoruz. Ah gerçi. Burada hocam Evet. Evet. mufrat bu. Evet. İncazat, başarılar demek. İncaz. İncaz değil mi? İfal babında görebiliyoruz. Rahat.
Rukab. Rakip. Rakip. Nerede rakip? Burada. Çok güzel. Ahlak. Hılık. Huluk. Gayet güzel. Dairatü. Dairatü. En son hocam. Evet. El esbab. Sebabun. Sebabun. Çok güzel. Avasifu. Asifun. Asifun hocam. Asifun oldu. Yok hocam. Asifun. Asifun. Evet. Asifun. Güzel. Evet, şaşırmayalım arkadaşlar. Ben kendim için diyorum. Kendime diyorum. Şimdi burada şurada bir şey burayı yaptık zaten. Evet, bunlar evet. Sizin olsun. Ala acilin aceleyle acele bir şekilde. Şunu bana bir tercüme edebilir misiniz arkadaşlar? Şu soruyu, cümleyi. Güzel Türkçe'ye bir tercüme edin bakalım. El-tabibu ala mev'idin ma'a mu'temerin alemiyyin. Hocam, uluslararası bir konferansta bir randevusu vardır. Evet, evet, çok güzel. Doktorun uluslararası bir konferansta randevusu vardır. Çok güzel. Şimdi güzel Türkçenizi biraz geliştirelim değerli arkadaşlar. Sırayla bu 8 tane cümlemizi tercüme edelim. Aslan, istersen sen de edebilirsin. Hocam yapabilir miyim? Tamam, biri yapın. Uçak kaptanı en yakın en yakın hava alanında ineceğini haber etmiş ya da söylemiş. Söyledi, bildirdi. En yakın havalimanına ineceğini. İlan etti. İlan etti diye daha iyi geçiyor. Bunu diyebiliriz arkadaşlar. İlan etti. Evet. İki. Havaalanında doktor, bir doktor havalanın eleman mı diyelim hocam? Doktor iki şu olsun. Eleman çalışma görevli ya da evet, eleman görevliye gitti. Evet, doktor havalimanı görevlisine gitti. Güzel. Üç. Yolculuk buradan 3 saat uzaklık ya yok. Yolculuk buradan 3 saat sürer. Çok güzel. Buna 3 saat sürer diyelim arkadaşlar. Buradan 3 saatlik mesafededir falan gibi diyebiliriz. Güzel. 4. Yaşlı kadın. Yaşlı kadın hiç durmadı. Konuşan Yasir sen misin? Bir erkek sesi geldi. O arkadaş bir tercüme etsin. Evet. Faysal söyle bence. He? Faysal söylesin bence. Faysal hadi bakalım. Yakışıklı Faysal. Yaşlı kadın namaz kılmaya ve dua etmeye hiç durmadı. Ha, hiç ara vermedi diyelim değil mi? Namaz kılmaya ve dua etmeye hiç ara vermedi. Allah dualarını kabul etsin. Evet, Allah dualarını kabul etsin de diyebiliriz. Çok güzel. İnşallah kabul eder diyebiliriz. Evet. 6. Tüm doktorlar onun tedavi etmeye başaramadı. Evet, tedavi edemedi, tedavi etmeyi başaramadı. Evet, güzel. 7. Bu çocuğun yani miskin ne geçiyor hocam Hasta diyelim buna. Daha çok hastalanmasın ya da daha çok. Ya ben söylemeyeyim. Yapamıyorum şu anda. Ya yaparsınız. Şey.
hastanın daha durumu daha kötüleşmesine evet. korkuyor. Ya da acı çekiyor. Korkuyorum mesela. Ama hastanın durumunun kötüleşmesinden korkuyorum. Kötüleşmesinden endişe ediyorum. Diyoruz biz bunu arkadaşlar. Ne demek? Kadın hastanın durumunun daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Bunu istemiyor aslında. 8'i yedin arkadaşlar. Güzel anladık. Gayet iyiydiniz. Şey, doğadan Allah doğayla Allah bize yönlendirdiğine kanaate geçti ya da kanaatli oldu. Olabilir şunu şöyle anlayalım. Ey gamtü, iyice anladım. Kesin olarak anladım. Neyi anladım? En Allah'a yesûhul esbâb bir dua. Allah'ın sebepleri duayla yönlendirdiğini ya da duayla sebepleri sevk ettiğini ya da duayla sebepler yarattığını ben diyor anladım diyor. İyice anladım. Evet. Sizin şeyiniz şu. Siz bunda her şeyi anlıyorsunuz. Ama Türkçe'de ifade etmede Türkçe olarak tabii ki biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Yoksa Arapçanız zaten anne diliniz sizin değil mi arkadaşlar? Doğru hocam. Evet. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz de böyle. Bir ders daha yapacağız haftaya. Muhtemelen yine haftaya dersimiz Cuma günü olur. Cuma günü bu vakitte yaparız. Sonra sınav olur. Sınavımız yüz yüze olacak. Şu ana kadar bir aksi durum söz konusu olmadı. Yüz yüze olacak. Tarih belli mi hocam? Ya sanki öbür hafta bilmiyorum da sizin internet sitenizde Çarşamba hocam. Çarşamba mı Aslan? Evet, çarşamba seçmeli ders diyor. Sınav için. Evet. Tamam, ben şeyleri görüşürüm. Hocayla, sizin idarenizle. İdare nasıl yapılacağını bana söyler. Derse ki hocam online yapabilirsiniz. Online da yaparız. Derse ki yüz yüze yapılacak. Yüz yüze de o gün yaparız. Tamam. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Abi Aslan sor. Hocam şimdi sınavda daha çok böyle eşleştirme ya da böyle paragrafı verip ona göre mi soracaksınız? Ben şu an sınavın nasıl bir şey olacağını kestiremiyorum. Nasıl sorarız? Türkçe kelimeleri, cümleyi Arapça yazarız, Türkçesini isteriz, sorarız. Hangisi? Kelimelerin anlamlarını sorarız, zıt anlamlarını sorabiliriz. Boşluk doldururuz, boşluk doldurma sorarız. Yani nasıl diyelim? Eşleştirme sorabiliriz. Yine aynı şekilde. Bir sınav yaparız. Klasik yapacaktım hocam. Klasik yapmayız ya, test yaparız yani biz. Klasik okuması çok vakit alıyor. Yani sadece siz değilsiniz, çok öğrencimiz var. O yüzden klasik yaparsak haftalarca sınav okumamız lazım. Ama test yapınca 10 dakikada size sonucunu söylüyoruz. Slide dışında bir şey soracak mısınız demiş. Slide. Bütün sorularımız buradaki size göndermiş olduğum metinlerden çıkacak arkadaşlar. Yani slide'lardan. Evet, dersin kaydını bitirebiliriz.